Bu kadar korkma benden. Amacım seni kaçırmak olsaydı, yüzümü gördüğün an yapmıştım. Sen Emir'i vurdurdun. Ona tuzak kurdun. Ece'yi dövdün. Gördüğüm en korkunç şeysin sen. Bundan daha ağır sözler de duymuştum. Ne istiyorsun benden? Ne istediğimi bilmeseydin, yine de benimle burada oturur muydun? Senden senin de istediğini istiyorum Feriha Sarrafoğlu. Kocana sahip çıkmanı istiyorum. Benim kocam yanlış bir şey yapmıyor. Yanlış yapan sensin. Öyle mi diyorsun? Nesin sen? Bu kadar soğukkanlı mısın gerçekten? Otur. Kaçma. Daha dilimiz yeni alışıyor. Biz aynı dilden konuşamayız. Sen kocanı sevmiyor musun? İkimiz de birilerini seviyoruz, değil mi? O zaman elbet dilimiz bir yerde tutacak. Ne istiyorsun benden? Sen kocanın aşkına, sadakatine güveniyor musun? Ah yeter. Kocanın üzerinde imzasını taşıyan kadının yanında. Aynı şeyi istiyoruz Feriha. Bize ait olanların yerlerini bilmelerini istiyoruz. Bana ait olan kişi benim yanımda. Sen sana ait olduğunu zannettiğin kadını da en son gördüğümde dayak yemişti. Niye yanında değil acaba? Dayak. Çaresizlik değil mi? Çaresizim işte. Ece'yi dövdün diye sana acımamı beklemiyorsun herhalde. Sana benim kadar acınacak hale düşmemen için kocana sahip çık diyorum. Aşkına güveniyorsun. Belli. Sadakatli kadınsın da. Ece'den rahatsızsın. Ama ondan nefret etmiyorsun. Gözüm tuttu seni. Ama ben daha fazla sınırlarımı zorlamak istemiyorum. Eğer sen kocanı insan gibi ikna edersen... Benim seni gözüm tutmadı. Sen Emir'le benimle uğraşacağına git Ece'yle uğraş. Onun kalbini kazanmaya uğraş. O dövme neden hala orada? Nasıl ben? Benim gibi bir adamın gücü o dövmeyi sildirmeye yetmemiş. Ece gibi bir kadın. Aldatıp gittiği bir adamın ismini neden hala üstünde taşıyor? Bunları merak etmiyor musun? Seni görmesini istemiyorum. Daha konuşmamız bitmedi. Emir! Ne işin var bu saatte dışarıda? Hiç. Hava güzeldi, böyle bir dolaşayım dedim. İstiyorsan dışarı çıkalım. Yok. Serinledi zaten hava. Gidelim eve. Tamam. Feriha, gelsene yanıma. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sen anlat. Babam yapmış. Ne yapmış? Yavuz'la işbirliği. Ne? Baban olmak istediğin adam oluyor.
Her şeye rağmen. Doğru. Güçlü. Yıkılmaz. Büyürken hatalarını da görüyorsun. Nasıl yıkıldıklarını. Büyüdüğünde dönüp babana baktığında belki de işte olamayacağım adam diyorsun. İşte insanın ailesinin olduğu gibi kabul etmesi zor. Ama kaçınılmaz. Bugün gözümün önünde o yerin dibine giren adama bakarken kaçacak yerim kalmamıştı. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Yani benim babamla olan sorunlarımdan çok farklı sizinkiler. Ama düştüğümüz boşluk aynı işte. O yüzden sen babamın hatalarından kaçamazken yapabileceğim tek şey bu. Ellerini tutmak. İş aramayı çok ihmal ettim. Bugün bakacağım yine bir şeylere. Ya şu okul bitene kadar iş aramak zorunda hissetmesen kendini. Ya ben bir şeyleri toparladım zaten görüyorsun. E sen çalışıyorsun. Ben bir şey yapamayınca üzülüyorum böyle. Koca parası yiyemem diyorsun yani. Sektöre girersem rakibin olurum diye korkuyorsun herhalde. İşe gideceksin galiba. Bugün bir toplantı yapacağız. Çok büyük bir organizasyon planlıyoruz. Ya eğer her şey istediğimiz gibi giderse yoğun geçirdiğim son hafta olacak. Alo. Emir Bey günaydın. Refik Altın ben, Hills'ten. Buyurun Refik Bey. Sizinle bir konuda görüşmem gerekiyor. Uygun olduğunuz zaman dilerseniz Hills'e bekliyorum. Konu neydi Refik Bey? Efendim telefonda konuşabileceğimiz bir konu değil. Eğer biraz zamanınız varsa önemli bir mesele. Sizi ağırlamak isterim. Ünal Bey yanınızda mı? Eğer Ünal Bey yanınızdaysa Hills'le ilgili hiçbir şeyle ilgilenmediğimi söyler misiniz lütfen? Teşekkürler. Bey. Kolay olmayacağını biliyordum zaten. Emir yok mu? İş yerinde. İyi de. Bunun gece işi olması gerekmiyor muydu? Damarıma basma Hande. Bence senin damarına basan ben değilim. Ama sana bir iyilik de yapmış olabilirim. Sormaya korktum. Her an Emir'e reddedemeyeceği bir teklif gelebilir. Reddedemeyeceği bir teklif. Ne çeviriyorsun sen? Bilmem. Eğer iyi çevirebildiysem bunu sen de yakında görürsün. Sonra devam ederiz istersen. Emir Bey, merhaba. Habersiz geldim ama. Şu Cansu ilanı ile olan mahkememiz için mi geldiniz? Hayır, o konuyla ilgili her şeyi tamamladık. Yapmanız gereken tek şey eşinizle birlikte dava gününde hazır bulunmak. Ya gelmek zorunda mıyız? Ya ben eşimi ortama sokmak istemiyorum. Gitmek zorundasınız. Ama eminim çok kısa sürecektir. Ben aslında buraya size resmi bir teklifte bulunmak için geldim. Teklif? Babanız bu teklifi imzaladı. Eğer siz de imzalarsanız otel dahil hisseki tüm hisseler ve haklar tek başınıza sizin olacak. Bu kadar sıra dışı ve cazip bir teklifi düşünmek ister misiniz bilmiyorum ama babanız cevabınızı... Cevabımı iletirsiniz. Yırtıp attı demek. Peki, ben seni arayacağım.
Aysun, sende Feriha'nın telefonu var mı? Efendim? Feriha? Benim. Ünal Sarrafoğlu ben. Emir yanındaysa belli etme lütfen. Yanında değil. İyi. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Buyurun konuşalım. Telefonda olmaz. Neredesin? Ünal Bey telefonda konuşalım lütfen. Feriha, çok önemli bir konu olmasa seni rahatsız etmezdim. Neredesin söyle. Birini gönderip seni aldırayım. Biz de rahat rahat konuşuruz. Ben kendim gelebilirim. Hoş geldin Feriha. Düne kadar gözünüzde şeytanın tekiydim. Artık şeytandan daha kötü ne varsa o benim, öyle değil mi? Ne yaptığınızı biliyorum. Bildiğini biliyorum. Ama neyi nasıl yaptığımı bilmiyorsunuz işte. Beni buraya oğlunuza nasıl ihanet ettiğinizi anlatmak için çağırdıysanız geldiğim için kendimi aptal gibi hissedeceğim. Rahat ol. Seni bunun için çağırmadım. Ben buraya sizinle konuşmaya gelmedim. Beni aradınız. Ben de aldığım bir aile terbiyesi olduğu için kocamın babası arıyor diye geldim. Emir'in Knight'ta o Ece denen eski sevgilisiyle çalışmasından memnun musun? Bana bunu niye soruyorsunuz? Ben de hiç memnun değilim. Evet. Oğlunuza iftira atacak kadar. Ben oğlumu tehlikeli sulardan kurtarmak istiyorum Feriha. O adamla işbirliği yaptınız. Oğlunuzu o tehlikeli sularda kendi ellerinizle boğmaya çalıştınız. Size niye güveneyim? Çünkü ben Emir'in babasıyım. Yanlış hesap da yapsam, onun gerçekten tehlikede olduğunu anladığım an o oyunu bozdum. Kendi hayatım pahasına onu ben kurtardım Feriha. Seninle aynı şeyi istediğimi biliyorum. Sizinle aynı şeyi istemiyoruz. Siz oğlunuz bu veliaht hikayesini devam ettirsin istiyorsunuz. Ben Emir mutlu olsun, başarsın istiyorum. Tehlikenin içinde ama mutlu, öyle mi? Niyetim Emir'i dizimin dibinde oturtmak değil Feriha. Ona bütün krallığımı bırakmaya hazırım ben. Bunları ona anlatın. Eğer sizi dinlerse tabii. Hoşçakalın. Aysun, konuşmamız lazım. Yani sen geri adım attın. Emir'i yense geri istiyorsun. Oğluna yenildin ve bunu kabul ediyorsun. Ay sana neler oluyor Ünal? Yenilgimi görmenin seni mutlu etmesine sevindim Aysun. Gerçi oğluma mı yenildim yoksa kendi hırslarıma mı yenildim bunu tekrar düşünmem gerek ama. Beni Emir'in ait olduğu yere geri dönmesi mutlu ediyor. Mutluluğunu bozmak istemezdim ama Emir yapmış olduğum teklifi kabul etmedi. Hatta kabul etmedi zayıf kalır, kesin bir dille reddetti. İlk teklifinde buna balıklama atlayacağını düşünmüyordun herhalde. Oğlunu tanıyorsun. Ama sen denemeye devam etmelisin, vazgeçmemelisin. Yani Emir'i ikna etmek için elinden gelen ne varsa bunu yapmalısın. Onu ben ikna edemem Aysun. Onu ikna edebilecek tek bir kişi var. Tahmin edersin ki onunla da konuşmamız hiç sıcak geçmedi. Sen inanmıyorum. Emir'i Hilse geri döndürmek için, ikna etmesi için Feriha ile mi konuştun? Sana bir şey olmuş. Hani gerçekten çok büyük bir şey olmuş. Seni Feriha ile konuşturacak kadar büyük bir şey. Aysun bırak şimdi beni. Seni benim için çağırmadım buraya. Feriha ile kadın kadına konuşmanızı istiyorum. Gerçi ikimize de bayılmıyor ama onu belki sen ikna edebilirsin. Teşekkür ederim. Emir'in gelmeyeceğinden eminsin değil mi?
Evet, kulüpte. Artık gündüzlerini de mi kulüpte geçirmeye başladı? Bu sıralar yoğun böyle. Biliyorsunuz kulübün sorunları var. Ne kadar anlayışlısın. Ünal'la evlendiğimde senin yaşlarındaydım. Ünal durmadan çalışıyordu. Hilsi var edebilmek için. Aynı Emir gibi. Durmadan çalışıyordu. Gece gündüz. Ben senin kadar anlayışlı olamamıştım. İnan bana Feriha. Seni şu anda en iyi anlayan benim. Emir de anlıyor. Benim onu ne kadar özlediğimi, benim nasıl... Ne kadar yalnız kaldığının farkında. Ama farkında olması hiçbir şeye yetmiyor, değil mi? Emir bir karar verdi. Bir yola çıktı. Üstelik bu yolda senin için başka bir zorluk daha var. Eski sevgilisiyle aynı yolda yürüyor. Ben Ece'den bahsetmek istemiyorum Aysun Hanım. Peki. Ece'den bahsetmeyelim. Bak. Seninle açık konuşacağım. Ünal'ın Emir'e ne teklif ettiğini biliyorum. Benim de haberim var. Ama bu Emir'le konuşmanız gereken bir şey benimle değil. Bu Emir'in tercihi. Tecrübeme kulak ver. Ve inan bana. Bu sadece Emir'in tercihi değil. Bu tercih seni de yakından ilgilendiriyor. Emir bunun farkında. Peki sen Emir'in yeniden Hilse'de çalışmasıyla Knight'ta çalışması arasındaki farkın farkında mısın? Hilse'de çalışması demek babasının dizine geri dönmesi demek. Emir gibi konuşmaya başlamışsın. Hayır, sadece onun nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum. Ve ona saygı duyuyorsun. Sen aslında neye saygı duyduğunun farkında mısın? Bu Emir'in egosunun karşısında bir saygı gösterisi sadece. Yok, bu kadar basit değil. Babasının kulüplerinden kovulduktan sonra rakip kulübe gidiyor. Orada kurşunlanıyor. Eski sevgilisiyle çalışmaya başlıyor. Yavuz Sancaktar denen o adamla o kadın yüzünden ters düşüyor. Kurşunlanıyor. Ama hala o kulüpte o kadınla. Babasınla ve o adamla savaşmaya devam ediyor. Bütün bunları kendi egosu için yapıyor. Sana söylediğim her şeyi iki defa düşün Feriha. Duygularının seni doğru yola götüreceğine inanıyorum. Siz ne zamandan beri bana inanıyorsunuz? Oğlumun iyiliği için sana inanmaktan başka çarem olmadığını anladığım günden beri inanıyorum. Son bir şey daha Feriha. Ünal'ın ve Emir'in arasındaki savaşta durduğun yer çok doğru. Kocanın yanında durman çok değerli. Ama Ünal artık teslim bayrağını çekti. Size uzattığı o beyaz bayrak, inan bana çok değerli. O bayrak Emir için, senin için, evliliğiniz için çok değerli Feriha. İyi düşün. Koruman gereken kocan mı, yoksa onun egosu mu? Thank you.
Sen iyice amarat oldun ha. Afiyet olsun. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Sen anlat, nasıl geçti toplantınız? Bir parti yapıyoruz. Bir tür gövde gösterisi yani. Ya yeniden doğuş işte. Babanın teklifinden bahsetmedim bile. Biliyorum, evet. Nereden biliyorsun? Doğru soru bu değil. Doğru soru ben niye bilmiyorum. Bilmiyorsun çünkü kabul etmedim. Bu konuyu da konuşmak istemiyorum. Niye? Neden Emir? Neden krala kendi krallığında meydan okumak istemiyorsun? Feriha, saçmalıyorsun. Sen saçmalıyorsun. Ece, Yavuz. Bana öyle bir çaresizlik yaşatıyorsun ki kafamda her şey birbirine karışıyor. Feriha, Ece ile Yavuz'un bununla bir alakası yok. Kendini kandırmaya çalışıyorsun. Niye acaba? Beni inandırmak için mi, kendini kandırmak için mi? Feriha, babamdan ve benden bahsediyoruz. Tamam. Zaten dert babanı yenmek değil mi? Hissi sana geri veriyor işte. Tamamen. Daha büyük yenilgi mi olur? Daha ne bekliyorsun acaba? Tek sorun hırsın, egon değilse neyi bekliyorsun? Feriha, babam beni satın alamayacak. Seni de artık kullanamayacak. Bu kadar net. Emir. Emir. Nereye... Nereye gidiyorsun Emir? İyi akşamlar. Emir. Yardım edeyim mi baba? Lüzum yok. Kocan nereye çıktı öyle? İşi varmış baba. Acelesi var gibiydi. Bir derdin mi var? Yok baba, merak edecek bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.